Bu hafta sanatın izinde konuğumuz İKSV ve Müzik Festivali direktörü Efrus Çakırkaya ile çok özel bir söyleyişi gerçekleştirdik. Evrez Hanım merhaba, Poster'e hoş geldiniz. Merhaba, hoş ee, Bu sene 52.si düzenlenecek İstanbul Müzik Festivali'ne sayılı günler kaldı. Peki müzik severleri neler bekliyor? <laughs> E vallahi yine müzik severlerin çok hoşuna gideceğini tahmin ettiğimiz çok renkli bir program hazırladık. Evet. Bu yıl 52. İstanbul Müzik Festivali'ni 21 Mayıs 12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştireceğiz ve e, 17 farklı mekanda 25 konser sunacağız Muhteşem. müzik severlere. E, elbette dünyadan, Avrupa'dan, Türkiye'den çok önemli büyük senfonik topluluklar, korolar, ee, farklı janların yer aldığı, farklı müzik türlerinin evet. yer aldığı içerikler, eser siparişleri, e, ücretsiz e, aile ve çocuk konserleri, etkinlikleri e, sunacağımız dolu dolu bir program hazırladık. Hangi sanatçılar olacak festivalde? <laughs> hangi orkestralar olacak, hangi korolar olacak? Evet şimdi e, Avrupa'dan çok e, önemli orkestralar davet ettik. E, ancak tabii biraz e, çerçeveden bahsetmekte evet. fayda görüyorum. E, öncelikle biliyorsunuz İstanbul Müzik Festivali'ni her yıl bir tema üzerinde kurguluyoruz. Evet. Bu yıl festivalin teması kökler oldu. Evet. E, bu tema başlığı nereden geldi diyecek olursanız da evet. e, biraz aslında benim şahsi e, aile hikayemden e, kaynaklandı diyelim. Demek isteriz. <laughs> Memnuniyetle. E, 2018 yılında e, ilk festival direktörü olduğum sene evet. British Council'ın e, kültür sanat alanında e, kadın liderler e, programında programına seçilmiştim evet. ve beş kadın liderden biri olarak Londra'da bir ay kadar vakit geçirdim. Ee, ve Barbican Center'da, Barbican Center'ın artistik direktörünün e, yanında ona shadowing yaptım. Onu evet. e, takip ettim. işte kurumun nasıl işlediği, oradaki kültür sanat ortamı nasıl e, biraz bunları gözlemlediğim çok harika bir ay geçirdim. Ve o esnada e, bir konser esnasında bir e, genç bir e, be beyefendi yanıma geldi oturdu e, ve sohbet etmeye başladık. E, tabii ilk sorulan nerelisin? E, çünkü ana <laughs> dilimiz e, olmayan İngilizceden evet. birbirimizi anladık için farkına vardık ki Yunanistan'dan Rum bir besteciymiş kendisi. Royal College of Music'te evet. müzik eğitimini almış ve çok uzun yıllardır İngiltere'de yaşıyormuş. İşte işte Ona Sis Vakfının desteklediği ve BBC Senfoni evet. Orkestrası'nın ilk eser siparişi evet. verdiği Yunan besteci e, Dimitris Killas'la tanıştım evet. ve e, hikayelerimizi, e, hayatımızı paylaşırken fark ettik ki aslında ikimiz de mübadil torunuyuz evet. ve bu sohbetin sonunda tabii e, sarılarak, ağlaşarak birbirimizden ayrıldık ve dedik ki bu işin yüzüncü yılında Dedelerimizi, atalarımızı benzer kaderleri yaşamış, bu topraklarda, bu coğrafyalarda yaşamış büyüklerimizi analım, ama sevgiyle analım, evet. müzikle bir araya gelelim Değil ve o tamam. o dönemden itibaren de benim aklımda tabi soru işaretleri başladı. İşte ben nereye aitim, köklerim nerede evet. ve aslında şunu fark ettim ki evet 1923'te ülkemiz Türkiye Cumhuriyeti kuruldu evet. ve ülkemizin sınırları çizildi. Fakat hem bu toprakların içerisinde hem de yakın coğrafyalarda evet. aslında yaşayan tüm farklı etnik kimliklerle köklerimizden birbirimize bağlıyız. Bu mübadelenin 100. Evet. yılı üzerinden e, bu coğrafyada yaşayan e, farklı etnik kimlikleri e, hatırlayacağımız ve bu coğrafyanın kültürel ve tarihi evet. e, geçmişine müzikle odaklanacağımız ve e, kardeşlik birlikte yaşama kültürünü anımsayacağımız bir program kurgulayalım istedik. Evet. Dolayısıyla evet klasik müziğin çok önemli yıldızları, orkestraları festivalde yer alacak ama farklı etnik kimliklere sahip toplulukların müziklerini de dinleyeceğimiz bir program kurguladık. Şimdi bu başlığın yanı sıra bir de festival programı içerisinde çok önemli bir iki fokusumuz var. Hı hı. Ee, yine Cumhuriyet'in kurulmasının ardından evet. resmi olarak kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin e, diplomatik ilişkilerinin başladığı pek çok ülke evet. e, oldu biliyorsunuz. 1924 yılı itibariyle ve bu senede bu ülkelerle bu diplomatik ilişkilerin başlangıcının kutlanacağı kültür yılları. E, kutlanacak ve evet. bunun e, en önemli etkisini de aslında Macaristan'la e, kutlayacağımız Türkiye-Macaristan Kültür Yılı e, içeriğiyle göreceğiz evet. diyelim. E, yine Hollanda'yla 100. yıl Kültür Yılı kutlanacak. Macaristan'dan ve Hollanda'dan e, oldukça e, büyük topluluklar, müzisyenler gelecek. E, Bu da peşte Festival orkestrasını festivalde ilk kez ağırlayacağız. E, orkestranın efsane müzik direktörü ve şefi Ivan Fischer yönetiminde. E, Bu da peşte işte Festival Orkestrası İsviçreli ve İtalyan evet. e, piyanist Francesco Piamontesi'ye eşlik edecek. E, yine Macar Ulusal Korosu Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası'yla evet. e, olağanüstü e, bir programla e, Atatürk Kültür Merkezinin sahnesinde olacak ve Mozart'ın Requiem'ini seslendirecek. Çok severim. <laughs> e, tüyler diken diken olacak, olağanüstü çok sesli bir e, Şimdi program ben var. Ben heyecanla dinliyorum, sabırsızlıkla da bekliyorum. Sayın. Başladım hepimiz, artık. hepimiz çok heyecanla bekliyoruz gerçekten. Franz Liszt Oda Orkestrası e, müzik direktörü Iştvan Vardai'nin yönetiminde evet. hem e, İştvan'ın hem yöneteceği hem evet. e, çalacağı bir e, konserle e, İş sanat konser salonunda olacak. Bu konserin e, yine bir o kardeşlik kültüre, kültür yılına bir gönderme yapan e, bir sürprizi daha var. Evet. Sevgili Gülsin Onay e, devlet sanatçımız evet. Gülsin da sahnede olacak. Franz Liszt Oda Orkestrası'yla e, bu yıl 70. yaşını kutluyor. E, evet. Gülsin Onay e, onun doğum gününü kutlayacağımız ve e, Franz Liszt Orkestrası ile birlikte sahnede yer alacağı bir konserle programda yer alacak. Ee, yine. Macar Çingene Müziği, Çigan Müziğinin yıldızı Sol El, Pizzicato'suyla bir marka olmuş, evet. Robi Lakatos kendi topluluğuyla bir Türk müzisyenle keman virtüözümüz Hakan Güngör'le bir araya güzel. gelecek ve orada doğaçlama Macar ve Türk evet. eserlerini dinleyeceğimiz konseri Four Seasons Bosforus otelin Atik Paşa terasında böyle Boğaz'a nazır açık havada Aynı olağanüstü güzel. bir <laughs> atmosferde izleyeceğiz. Ee, Tekfen Filarmoni Orkestrası yine evet. e, her sene festivalde önemli yıldız solistlerle yer alan bir e, önemli bir orkestramız biliyorsunuz. E, Fransız cellist Edgar Moro ile Edgar Moro da e, çok küçük yaşlarda keşfedilmiş e, böyle 7-8 yaşlarında çok evet. önemli e, yarışmaları kazanıp böyle üst üste bir e, çıkış yapmış ve şu an kariyerinin zirvesinde e, bir cello sanatçısı evet. e, Edgar Moro ile Tekfan Filarmoni Orkestrası bir arada olacak. Elbette açılış konserinden bahsetmeden olmaz. Tabii, İstanbul e, Devlet evet. <laughs> İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonunda 21 Mayıs akşamı e, görkemli bir programla İstanbul Müzik Festivali'nin açılışını gerçekleştirecek ve bu konserde e, müthiş bir piyanistimiz var İlyun Bürkev. İlyun, bürkev. 15 yaşında İlyun 15 yaşında. E, ama e, bir deha ee, bir İdil Biret, bir e, Gülsin Onay Başlam. geleceğin evet. e, İdil Biret'i Gülsin onayı olacak e, şu anda Salzburg Mozarteum Akademisi'nde eğitimini devam Güzel. ettiren ve geçtiğimiz sene Almanya'da olağanüstü bir turne gerçekleştirmiş e, kariyerinde hızla ilerleyen çok çok yetenekli evet. çok başarılı bir Piyanistimiz, genç piyanistimiz İlyun'la festivali açacağız 21 Mayıs'ta. Bu keyifli söyleyiş için size çok teşekkür ederim. İstanbul Müzik Festivali benim gerçekten her sene sabırsızlıkla beklediğim festivallerden biri. Çok teşekkür ederim. Program da bu sene muhteşem. Sabırsızlıkla bekliyorum. E, müzik severleri ve izleyicileri müzik.iksv.org e, adresinden festival programını e, incelemeye ve konserlere katılmaya davet ediyorum. E, sözümü bitirmeden önce elbette e, bizi destekleyen e, Borusan, e, evet. Borusan Holding'e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, gösteri sponsorlarımıza, yerel yönetimlere, kültür ofislerine e, ve konserlere katılarak festivali festivalin devamını sağlayan tüm müzikseverlere teşekkür etmek istiyorum ben. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum sağ olun.